Okyanusların gizemli labirenti, denizcilerin ve araştırmacıların korkulu rüyası, adeta bir gizem yumağıyla örülen, zihinleri kurcalayan bir sır. Deniz derin ve ortasında bu gizemli üçgen, tarihin en büyük gizemlerinden birini taşıyor. Bermuda Şeytan Üçgeni. Atlantik Okyanusu'nda Bermuda, Miami ve Porto Rico arasında bir hayal üçgeni çizer. Bu bölge, gemilerin ve uçakların aniden kaybolması, puslu suların ortaya çıkması ve manyetik pusulanın delirmesi gibi olaylarla ünlüdür. Bir an gelir, denizcinin pusula iğnesi deli gibi dans etmeye başlar ve gemi adeta bir hayalet gemisi gibi ortadan kaybolur. Peki bu bölgede neler oluyor? Kimileri doğaüstü güçlerden, kimileri gizli teknolojiden bahseder. Belki de uzaylılar bu üçgenin sırlarını inceleyen gizemli bir yer kurmuşlardır diye iddia edenler bile var. Ancak gerçek şu ki denizciler burada puslu bir atmosferin hakim olduğunu ve manyetik pusulanın şaşkınca döndüğünü iddia ederler. Peki buradaki manyetik anormallik neye işaret ediyor? Kimi uzmanlar bu durumu doğal manyetik varyasyonlarla açıklamaya çalışsa da diğerleri bu bölgede gizemli bir enerjinin varlığından bahseder. Bir başka ilginç nokta da bölgede kaybolan gemi ve uçak sayısının sıra dışı derecede yüksek olmasıdır. Kaptanlar ve iletişim sistemlerinin tuhaf bir şekilde çalışmamaya başladığını söylerler. Hatta bazı kayıtlar kaybolan gemi ve uçak sayısının hiçbir iz bırakmadan gözden kaybolduğunu öne sürer. Tarihsel olarak bakıldığında bu bölgede kaybolan ünlü uçak ve gemilerden biri de USS Cyclops'tır. 1918'de kaybolan bu devasa gemi bugüne kadar hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Acaba bu sadece bir tesadüf mü yoksa Bermuda Şeytan Üçgen'in sırlı kollarından biri mi? Bu bölge araştırmacıları, denizcileri ve meraklıları cezbetmeye devam ediyor. Her geçen gün yeni bir teori, yeni bir efsane ekleniyor bu denizlerin sırlı kitabına. Belki de bu sular sadece büyülü bir masalın değil, aynı zamanda bilinmeyenin ve keşfedilmemişin kapılarını aralayan bir geçidin ta kendisi. Bermuda Şeytan Üçgeni, tarihi boyunca birçok gizemli olaya şahit olmuş olsa da çoğu durumda bu olaylar bilimsel açıklamalarla çözülebilir. Ancak efsane ve teoriler arasında dolaşan çeşitli hikayeler vardır. İşte o hikayelerden biri. 1945'te kaybolan Flight 19 en bilinen hikayelerden biridir aslında. 5 Aralık 1945'te gerçekleşen Flight 19 adlı 5 Amerikan torpido bombardıman uçağının kaybolmasıdır. Uçuş eğitimi sırasında kaybolan bu uçak grubu eğitim görevi için Florida'dan havalanmış ve bir süre sonra irtibat kesilmiştir. Efsaneye göre pilotlar radyo aracıyla konumlarını belirleyememiş ve denizde kaybolmuşlardır. Dahası kurtarma uçağı olarak gönderilen bir Martin Mariner uçağı da kaybolmuştur.
Bu olay bazı insanlar tarafından Bermuda Şeytan Üçgeninde garip ve paranormal olayların yaşandığına dair bir kanıt olarak gösterilmiştir. Ancak bu olayın bilimsel açıklamaları da bulunmaktadır. O dönemde yaşayan kötü hava koşulları, puslu hava ve sisli deniz pilotların konumlarını belirlemelerini zorlaştırmış olabilir. Ayrıca uçuş eğitimi sırasında yakıt tükenmesi ve navigasyon hataları gibi teknik sorunlar da bu olayın ardında yatan nedenler arasında sayılabilir. Bu nedenle paranormal bir açıklaması olmadığı düşünülmektedir. Bir diğer çarpıcı hikaye de şu. Bermuda Şeytan Üçgeni'nin etrafındaki çeşitli efsanelerden biri Mary Celeste adlı gemiye dayanmaktadır. Mary Celeste 7 Kasım 1872'de New York'tan Senovaya'ya doğru yola çıkan bir Amerikan ticaret gemisiydi. Ancak gemi kaptanı ve mürettebatıyla birlikte 5 Aralık'ta keşfedildiğinde gemide hiç kimse yoktu. Gemi açık bir denizde terk edilmiş bir halde bulundu. Mary Celeste'nin terk edilmiş bulunması zamanla Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemli etkileriyle ilişkilendirildi. Ancak gerçekte gemideki terk edilme durumu denizaltı madeni patlamış olma ihtimali veya mürettebatın teknik sorunlar nedeniyle can güvenliğini tehlikeye atma kararı olarak değerlendirilmiştir. Olayın çarpıcı yanı gemide hiçbir belirgin tehlike veya acil durum işareti bulunmaması ve mürettebatın kişisel eşyalarını bile yanlarında götürmemiş olmalarıdır. Ancak bu durumun Bermuda Şeytan Üçgenindeki gizemli etkilere bağlı olup olmadığı hala kesin olarak kanıtlanmış değildir. Mary Celeste'nin hikayesi zaman içinde gizemli ve çarpıcı bir olay olarak kalmış ve Bermuda Şeytan Üçgeni ile ilişkilendirilen efsanelerden biri haline gelmiştir. Belki de en büyük sır bölgede kaybolan birçok kişinin ve aracının izinin tamamen kaybolmasıdır. Araştırmacılar bu kayıpları açıklamak için çeşitli teoriler öne sürseler de gerçek cevap hala suların derinliklerinde saklı gibi duruyor. Ve bilim insanların Bermuda Şeytan Üçgeni'nin altında saklanan asıl nedeninin bulunduğunu şöyle ifade ederler. Yoğunluğu düşen su gemileri taşıyacak kaldırma kuvvetini oluşturamaz. Gazın yükselmesi sona erince yoğunluk tekrar eski haline döner ve geride hiçbir iz kalmadan kocaman gemiler kilometrelerce derine gömülmüş olurlar. Uçakların düşerek kaybolması ise yine aynı sebeptendir. Yüzeye çıkan doğal gazlar havada hafif oldukları için yükselmeye devam ederler. Bu kez yoğunluk azalması bölgenin üzerindeki atmosferde oluşur. Oradan tesadüfen geçen jet motorlu veya pervaneli bir uçak hemen irtifa kaybeder ve motorları durur. Çünkü jet motorlarındaki benzinin yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Ve düşük yoğunluklu havanın içindeki oksijen miktarı motorların çalışması için yeterli değildir. Pervaneli uçakta ise uçağın havada kalabilmesi için uçağı etkileyen hava kaldırma kuvveti havanın yoğunluğu düşmesinden dolayı azalır. Böylece uçakta hızla okyanus tabanına doğru inişe geçer. Sonuç olarak Bermuda Şeytan Üçgeni hala birçok gizemi içinde barındıran ve çeşitli teorilere konu olan bir bölge olarak bilinse de birçok bilim adamı bu bölgedeki kaybolan uçakların dünya genelindeki diğer bölgelerle orantılı olduğunu ve gerçek bir gizem olmadığını savunur. Bu konudaki bilimsel çalışmalar halen de devam etmektedir. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.